Seyyah'ın Seyir Defteri ekibi olarak hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim bugün Şirin beldemiz Çamlıbel'de sizlerle birlikte olacağız. Mümkün olduğu kadar Çamlıbel'i sizlere tanıtmaya çalışacağız ama ilk durağımız her yerde olduğu gibi mutlak surette belediye başkanımız olacak. Belediye başkanımızı ziyaret edeceğiz. Çamlıbel'i ve Çamlıbel'de yapmış olduğu çalışmaları sayın belediye başkanımızdan hep birlikte dinleyeceğiz. Çamlıbel şu an tam arka kısmımızda kalıyor ki bulunduğumuz nokta gerçekten yüksek ve çok güzel bir nokta. Tamamen de arka planım ağaçlıklarla kapalı. Bakalım Çamlıbel nasıl bir belde? Belediye başkanımız neler yapmış? Projeleri neler? Bundan sonraki çalışmaları neler olacak? Buyurun efendim hep birlikte Çamlıbel'i gezelim. Seyyah'ın Seyir Defteri ekibi olarak Çamlıbel'deki ilk durağımız belediye başkanlık makamı Sayın Başkanımız Adem Akgül ile birlikteyiz. Öncelikle biz Sayın Başkanımıza bize ve ekibimize göstermiş olduğu ev sahipliği için sonsuz teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım Çamlıbel ve Tokat gerçi tanıyordur, biliyordur ama önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz efendim? Adem Akgül kimdir? Öncelikle bu nazik ziyaretiniz için teşekkür ederim. Kanal 60 izleyicilerine de buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Adem Akgül Çamlıbel'de Çamlıbel'e bağlı Aktepe Mahallesi'nde doğmuş büyümüş. Bugüne kadar halkın içerisinde çeşitli ticari faaliyetlerde bulunmuş. Temelinde çiftçilik ve köylülük yatan alelade sıradan bir Anadolu çocuğu diyelim. Mütevazi bir insan diyelim. Sayın Başkanım, Çamlıbel'i önce bize kısaca anlatabilir misiniz? Bize Çamlıbel'i, Çamlıbel Belediye Başkanı olarak tanıtabilir misiniz? Çamlıbel'i kısaca anlatmak mümkün değildir. Çamlıbel'in tarihi, geçmişi, Türk tarihindeki yeri, hatta İslam tarihindeki yeri gerçekten unutulmuş, kimse tarafından irdelenmemiş muhteşem bir tarihe sahiptir. Öyle ki gerek siyasiler gerekse Tokat'ımızın en üst mülki amirleri de bunun bilincinde değildir. Biz bunu sık sık gündeme getiriyoruz. Çamlıbel'in tarihi çok derin köklere sahiptir. Kadim bir yerleşim birimidir. Şöyle söyleyeyim, M.Ö. 7000'lere dayanan, kalkolitik çağa dayanan bir tarihi geçmişe sahiptir.
yaklaşık 8-9 bin yıllık, tahmini söylüyorum, 8-9 bin yıllık bir geçmişle beraber insan ayağının hiçbir dönem kesilmediği, ticaretin hiçbir dönem durmadığı Tokat'ta tek yerleşim birimidir. Bunu iddia ediyorum. İddia etmiyorum. Eğer bunun iddia olduğunu düşünen arkadaşlarımız varsa, basit bir söylem olduğunu düşünen arkadaşlar varsa hemen bunu evraklarla da ispat edebiliriz. Diyebiliriz. Kanıtlayabiliriz. İslam tarihindeki yeri de, Türk tarihindeki yeri de tartışılmazdır. Yakın geçmişimizi zaten Çanlıbel ile ilgili hemen hemen Tokat'ta her çevre bilir. 1923-24'lü yıllarda ilk kararname ile Tokat'ta ilçe olan yerleşim birimlerinden bir tanesidir. Ondan sonra ticaretin hızlı olduğu bir bölgedir. Eskiden o dönemlerde bizim Karadeniz'de ticaretimiz sınırlı olduğundan Sivas'la ticaret yapıyoruz ve Sivas Karayolu üzerinde kurulu bir yerleşim birimi. Bu hasebe de burada ticaret çok hareketli. Hatta size nüfussal veriler vereyim. 1940'lı yıllarda Erbaa ilçemizin, o güzel yeşil Erbaa ilçemizin nüfusu 7800'lerdeyken, 8200 civarındayken Çanlıbel'in nüfusu 7800 idi. Çünkü çok hareketliydi. Bu sadece merkez nüfusundan bahsediyorum. Köyler ve mahalleler dahil olmamak üzere. Değil. Burada yaklaşık 26'ya yakın da kendi bölgemizde köyümüz var. Tabii son dönemlerde biliyorsunuz malum Türkiye'nin ciddi bir kanayan yarası, köyler boşalmaya başladı. Maalesef. Ama bundan en az etkilenen yerleşim birimlerinden bir tanesi de Çanlıbel ve civarındaki köylerdir. Son birkaç yıldır nüfusumuz çok hızlı bir şekilde artmakta, nüfus çekmekteyiz. Diğer taraflar nüfus verirken biz nüfus çekmekteyiz. Bunun da haklı olarak gururunu yaşıyoruz. Çanlıbel kökeni olarak cidden çok eski tarihlere dayanır. Haddilerden öncesini artık bilmiyoruz. Haddiler, Hititler, Kirikler, işte Romalılar, Bizanslar, her tarafta kalıntılar vardır. Bunun bu şekilde daha iyi anlaşılabilmesi için şöyle ben genelde izahını yapıyorum. Mesela bizim bölgemizde çok şirin bir ilçemiz var. Malum Sulu Sarayımız var. Orada bir Sebastopolis var. Sebastopolis'e insanlar gelip yerleşik hayata geçmeden önce, o Sebastopolis kurulmadan önce, yaklaşık 6000 yıl önce, Sebastopolis'in kurulmasına 6000 yıl vardı, varmış, burada insanlar yaşıyordu. Bunun bilincinde değil şu anda Tokat. Maalesef bilincinde değil. Tabi bununla ilgili bazı yasal çalışmalarımız var. Gerek bakanlıkla ilgili, gerekse üniversitelerle ilgili çalışmalarımız var. Üniversite hocalarımızı davet ettik, gördüler. Her gören hayranlığını gizleyemiyor. Allah Allah diyorlar böyle. Ya Rab, ya biz bunu hiç görmedim. 40 yıllık ben profesörüm. Türkiye'yi gezdim, dünyayı gezdim. Bu çapta bir yer görmedim. Deyip hayrete düşen bilim adamlarımız oldu. Arkeologlarımız oldu. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor ama bürokrasi malum biraz hantal yapısından kaynaklanıyor. Yavaş ilerliyor. Ama biz sabırsızlık içerisindeyiz. Çünkü görüştüğümüz öğretim görevlileri, arkeologlar olası bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak eserlerden bahsettiğinde bizim tabiri caizse gözlerimizin içi gülüyor. Bu Tokat'ın bir meselesi aslında. Bu Çanlıbel'in meselesi değil, Tokat'ın genelinin meselesi. Bu artık bizim Ön Asya dediğimiz işte arkeolojik bir dönemle ilgili bir geçmişti. Ondan sonra dünya tarihine damgasını vuran bir Köroğlu efsanemiz oldu. Şimdi söylenirler, işte Köroğlu Bolu'da yaşamıştır, Bolu Bey ile olan mücadeleleri falan. Genelde de bu Köroğlu'nu Türk televizyonlarında yapılan Türk filmlerinden insanlar anlatır. Biz de nedir, ne değildir diye bir araştırma yaptık. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Tokat ortak bir çalışma yaptık. Elimize gelen bilgi belgelere baktığımda cidden hayretler içinde kaldım. Yaklaşık olarak 140'a yakın kolda, bunun 14-15 tanesinde Tokat Çanlıbel yazıyor.
bizzat adres açık, Tokat Çamlıbel. Burası nokta evet. olarak çıkıyor. Nokta olarak çıkıyor. Gerek yerleşim birimlerinin isimleri bununla ilgili de işte bölgede topografik bir harita çıkartıyoruz şu anda. Azerbaycan'da, Kırgızistan'da, Türkmenistan'da, işte İran'ın üst bölgelerinde, Moğolistan'da Köroğlu aşırı meşhur bir isim, efsaneleşmiş. Hatta bazı ülkelerde okul müfredatlarına girebilecek kadar meşhur bir isim. Evet, biz şunu iddia ediyoruz, elimizde bilgimiz, belgemiz de var, sıkıntı yok. Kitabımız da şu anda yayında. Çamlıbel Köroğlu isminde bir kitabımız var. Bunun akademik tabanı da var. İşte Azerbaycan'dan kaynaklar istedik, şuradan buradan kaynaklar istedik. Komplesi geldi, sağ olsunlar. Cumhuriyet Üniversitesi'nde Doğan Kaya hocam 20 yıllık çalışmasıydı bu. Bu çalışmasını bizimle paylaştı. Bunu da kitaplaştırdık. Zannedersem bir hafta veyahut da 10 gün veya da 2 hafta içerisinde kitabımız basılmış ve çıkmış olacak. İnşallah. Bu da mesela, yani bu Köroğlu meselesi de Çamlıbel tamam burada yaşamıştır ama biz Tokat'ı merkez olarak gördüğümüz için bu genelde Tokat Valiliğin veyahut da Merkez Belediyesi'nin bir girişiminin olması lazımdı. Çünkü bir düşünün, Bolu ile ilgili tek bir tane bile kol yoktur. Tek bir tane üniversite Bolu'da Köroğlu yaşamıştır diyemez. Hiçbir bilim adamı bunu iddia edemez. Çıksın konuşsun. Peki bu Bolu bağlantısı nedir o zaman Köroğlu'nun Sayın Başkanım? Yani, şu anda da kitabın taslağı masamda duruyor. Bolu Türk edebiyatında Doru Bey, yani Dolu Bey, Bolu Bey gibi terimler var. Hocalarımın bize söylediği şey. Bolu sadece isim çakışması il olarak. Bolu Bey var burada. Burada Bolu, bir Bolu Bey var. Bunun işte yine Türk edebiyatında çok ismi meşhur olan Balı Bey'i olabileceği, İşte Bolus Bey'i olabileceği iddia ediliyor ama bir Bolu Bey'i var evraklara giren. Bu Bolu bizim ülkemizdeki o Bolu ilimiz değil. Bolu bir isim, Bey bu. Bolu Bey'i olan mücadele. Bu artık Köroğlu fantastik bir mücadele içerisine girmiş, efsaneleşmiş. Ben en son Adana'ya geçiyordum, Silifke ilçesinde. Bir namaza durduk. Orada bir yaşlı amca oturuyor. Selam aleyküm selam falan. Amca sen dedim buralı mısın buralıyım. Sen Köroğlu'nu bilir misin? Aa dedi, sen deli misin dedi. Köroğlu'nu dedi bilmem mi dedi. Burada bizim düğünlerde dedi Köroğlu oyunu vardır dedi. Yani efsaneleşmiş mesela Köroğlu'nun Azerbaycan'da yaşadığına dair, İşte Türkmenistan'da yaşadığına da, oralarda da, burada Çamlıbel var, orada Çenlibel var. Bir efsaneleşmiş isim. Biz şunu iddia ediyoruz, evet Köroğlu yaşamışsa Türkiye'de, burası Çamlıbel'den başka bir yer değil. Buyurun, elimizde bilgilerimiz, belgelerimiz, kaynaklarımız var, akademik tabanı var, üniversitelerin çalışmaları var. Varsa arkadaşların elinde bir üniversite tabanlı bir çalışma, tezi, buyursun koysunlar ortaya. Biz bulamadık. Bulmuş olsaydık bu kadar rahatlıkla konuşmazdım, onu da söyleyeyim. Yani belli bir şeylere dayanarak konuşuyoruz ki bu eğer onaylandığı, ki onaylanmış zaten üniversiteden hocaların araştırmalarıyla ortaya konulmuş bir şey. Bu Türkiye'deki yüzyıllardır bilinen bir gerçeğinde yönünü değiştirmiş olacak. Bolu Bey'i yani Köroğlu buranın efsanesi olarak tarihe geçmiş olacak. Bakın şu anda Çamlıbel dünyada İpek Yolu haritasına baktığınız zaman o meşhur İpek Yolu ticaret sinsilesinin içerisinde İpek Yolu'nun tam üzeri buradan geçer. Buraya 1,5 kilometre mesafede, şu anda bulunduğumuz yere 1,5 kilometre mesafede bir bölgeden geçer. İpek Yolu'nun üzerinde bir ticaret merkezi. 1600'lü yıllarda Tokat'ın ticareti yakın illerde, Karadeniz illeri ve Ankara merkez başkentimiz olmasına rağmen Ankara'dan bile ticari hacmi büyük bir ildi. Bu tescilli zaten, sıkıntı yok. Açar bakarsınız, kaynakçalarını da verebiliriz. Problem yok. Ticari bir üst merkeziydi Tokat. Köroğlu'nun burada yaşaması gayet doğal. Zengin bir, o zamanki koşullarda zengin bir çevrede yaşıyor. Ticaret olarak çok hareketli bir bölgede yaşıyor. Yani bu
Açıkçası bu kitabı anlatmamız bizim inanın birkaç programa sığmaz. Onu izleyicilerimiz alsınlar, kitabı okusunlar diyelim. Biz hediye ederiz. İsteyen herkese biz kitabımızı hediye ederiz. Çünkü Çamlıbelli gençlerin özellikle, Çamlıbelli vatandaşlarımızın, sonra da Tokatlı her bir bireyin kendilerine ait olan böyle mükemmel bir değeri korumaları, bilmeleri gerekir. Biz bunu neden istiyoruz? Hem kendi değerimiz, hem de bunun bir artısı olacaktır. Ben saklamıyorum. Yani Bolu'da bir Köroğlu evi var. Köroğlu işte 1500-600'lü yıllar arasında yaşıyor. Köroğlu evi olarak tasarladıkları yeri, hocalarımızın bize söylediği tabii, evin 200 yıllık geçmişi var. Geliyor. Evet. Ve tutuyorsunuz, o eve sadece yabancı turist sayısı, giren yabancı turist sayısı, yabancı menşeli turist sayısı 20 binin üzerinde. 20 bin ziyaretçi. 20 bin ziyaretçi. Bu bizim tanıtımımız için, Tokat'ımızın tanıtımı için de artı olacaktır. Turizmle ilgili çalışmalarımızın içerisinde bu gibi şeyler de var tabii ki. İnşallah. İnşallah Sayın Başkanım. Peki Sayın Başkanım, ben hemen size dönmek istiyorum. Çalışmalarınıza dönmek istiyorum. Şunu da hemen şuradan söyleyelim. Eğer Köroğlu Efsanesi'ni hakikaten merak ediyorsanız, Sayın Başkanım isteyen herkese kitabı hediye edebileceğini söyledi. Başkanıma, belediyeye ulaşmanız yeterli olacaktır. Sayın Başkanım, seçildiğiniz günden bugüne kadar Çamlıbel içerisinde yaptığınız çalışmalar, devam eden projeler ve başlayacak olan projeler nelerdir? Bunlar hakkında da sizden bilgi alabilir miyiz efendim? Tabii ki memnuniyetle. Bu sorularla çok sık sık karşılaştığımız için artık ezber oldu. Problem yok. Biz geldiğimizde Çamlıbel'in durumunu herkes tarafından biliniyor. Duruma aşikardı. Yani 2,5 yıllık bir geçmişimiz var. Burada biz yaptığımız hizmetleri inanın sayarsak, bak samimi söylüyorum size, bir saatimiz böyle gider. Zaten gözle görülebilir bir değişim, gözle görülebilir bir gelişim söz konusu. Biz küçük şeylerin hesabını yapmıyoruz. Çamlıbel'in layık olduğu nokta biraz daha farklı. Tokat'a bu mesafede, hızlı tren istasyonuna 10 dakikalık mesafede, hayvancılığın ve tarımın kirlenmemiş topraklara sahip bir bölge. Bunun biz avantajını kullanmamız lazımdı. Bizim bir strateji planımız olmalıydı. İlk geldiğimizde de biz bir strateji planı yaptık. İşte bizim elimizde neyimiz var kardeşim, biz bölgeyi hareketlendireceğiz ama ne yapacağız? Ne yapmalıyız? İşte madenimiz var mı? Elimizdeki ekonomiye dönüştürebileceğimiz, ekonomiyi tetikleyebilecek elimizde argümanlarımız neler? Biz böyle bir çalışma yaptık. Tabii malum yaklaşık olarak hizmetten yoksun bir geçmişi var Çamlıbel'in. İvedi hizmet alanlarını tespit ettik. Bizim öncelikle yapmamız gereken nedir? Öncelikle yapmamız gereken suydu. 5-6 tane mahallemiz var ve hiçbirinin doğru düzgün suyu akmıyordu. Akanların da ikinci katlarına su çıkmıyordu zaten, problem yok. Günde 3-5 saat falan su kullanıyorlardı. İlk yapacağımız şey bu olmalıydı. Ve bu koltuğa oturduk, tebrikleri kabul ettik. Allah razı olsun vatandaşımızdan. Başladık, sahaya indik, hemen su. Su problemini hallettik. Bakın su problemini halletmemiz bir hafta falan sürdü, onu da söyleyeyim. Bir hafta içerisinde. Bir hafta. Yani suda öyle sıkıntı vardı, Çamlıbel merkezde su yetersizdi, ikinci katlara su çıkmıyordu. Aktepe mahallemizde suyun içerisine fiziki olarak kanalizasyon karışıyordu. Halk sağlığı raporları burada, insanlar artık hastalanmaya başlamıştı. Oradan aldığımız su numunelerinin kapağını buraya açtığımız zaman siz burada duramazdınız. Fiziki kanalizasyon karışıyordu. Efendime söyleyeyim, biz bunları gidermemiz gerekiyordu. Hızlı bir şekilde bunları giderdik. O mahallemizin su tesisatını değişmemiz 5 günümüzü aldı. Çok hızlı davrandık. Hemen 3-5 tane iş makinesi falan soktuk. Suyumuzu hallettik. Sonra kanalizasyona geldik. Kanalizasyona bir baktık, elimizde neyimiz var? Çamlıbel merkezde hiç kanalizasyon yok. Herkes Fosepti Küçükkuru kullanıyor. Çok hızlı bir şekilde işte İller Bankası'yla görüştük. İller Bankası bize bir plan çıkarttı. İşte sizin tahmini söylüyorum, 2,5 milyon, 3 milyon gibi bir kısmi planınız var. 3 milyona bu iş olur. Bunun %50'sini biz karşılarız, %50'sini siz kendi öz kaynağınızdan karşılarsınız. Biz geldik, oturduk, düşündük.
Biz bunu daha aza mal ederiz. Ayrıca İller Bankası'nın uygulama projesi, bu projenin uygulanması 2 ya da 3 yıl sürüyordu. Biz bunu derhal, pardon özür dilerim, uygulaması işte 2-3 yıl sürer dediler. Ben geldim buraya, biz oturduk, düşündük, maliyetlerine bir baktık, ne yapabiliriz ve kendimiz yapmaya karar verdik. Hiçbir yerden yardım almadan onların 3 yılda yaparsınız dediği şeyi, çok yoğun bir iş makinası parkuruyla, sağdan soldan, eşten dosttan, kiralık yardım derken, inanın 75 günde yaptık. 3 yılda bitecek bir proje 75 günde tamamlandı. Evet, 21 bin metreydi ve kanalizasyonun kodları çok derin gidiyordu. Burası 0 kod, 5,5 metre ile 3 metre arasında değişen kodlarda kapattık. Ve hizmet ağına başladık. İşte suyumuz tamam, kanalizasyonumuz tamam. Evet, sıra istihdama geldi. İşte burada bölgesel olarak çok geniş, büyük bir hayvan pazarımız vardı. Atıl durumdaydı. Lavaboları yoktu, lokantaları yoktu, mescitleri yoktu. Yağmur yağdığı zaman tabanı topraktı, çamur. İşte hayvanların ya da insanların gizlenebileceği, yani kriterlere uygun bir hayvan pazarı değildi. Biz Tarım İl Müdürlüğü'nü çağırdık. Kardeşim, bizim buraya ruhsat almamız lazım. Ne gerekir? Ne yapmamız lazım? Tarım İl Müdürlüğü sağ olsun önümüze bir yol haritası çizdi. Siz bunları yapmalısınız. Biz onların hepsini 3 ay içerisinde yaptık. Hayvan pazarının A'dan Z'ye yeniden imar ettik ve ruhsatlandırdık. Tokat'ta ikinci ruhsatlı hayvan pazarıdır. Yani kriterlere uygun, hijyenik, tertemiz bir hayvan pazarı haline geldi. Tabii biz bunları halka sorarak yapıyoruz. Halkın neye ihtiyaç duyduğunu önce tespit etmek gerekiyor. Burada tabii ki sıkıntılarımız iş yeri sıkıntısıydı. Çevre sıkıntısıydı. Ya terk edilmiş harabe bir yerleşim birimi görüntüsü vardı burada. Maalesef. Biz bununla ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyordu hemen. Bu yan tarafta belediyeye, mülkiyeti belediyeye ait olan bir alan vardı. Hemen oraya bir iş merkezi kuralım dedik. Yaptık. 28-30 tane iş dükkan yaptık. Dükkanları yapmamız 83 gün falan sürdü. Hemen onları halka dağıttık, bir meydan açtık. Şimdi diğer tarafta çalışmalarımız devam ediyor. Aynen öyle bir meydan daha açacağız. Aynen o şekilde bir dükkan furyası daha yapacağız. İşte yollarımız vardı. Yollarımızı sıcak asfalt yaptık. Bir kısmını hala şimdi önümüzdeki hafta bir mahallemizin asfaltını daha döküyoruz. Allah nasip ederse. Ya hızlı hızlı geçiyorum, uzun olduğu için kusura bakmayın. Tabii detaylar bu kadar kolay değil ya. Hepsini zaten 1-1,5 saat bu programa anlatmakla sürdürebilecek gibi gözükmüyor başkanım. Sonra referandum yaptık. Akın köyümüz var burada. Referandumla buraya bağlanmayı kabul ettiler. Onların sorunlarını hemen tespit ettik. Neyimiz var bizim? İşte suyumuz yetersiz. Şu anda iş makineleri orada çalışıyor. Eskovatörler dağdan bir kaynak suyu bulduk, cazibe suyu. Onu getiriyoruz. Bir taraftan sayaçlarını takıyoruz. Diğer taraftan camilerinde bir sıkıntı vardı. Orayı giderdik. Köylerine, köy konağı istediler. Onu yaptık, bitirdik, teslim ettik. Ve şimdi yarım kalan kilit parke taşları vardı. Onları yapıyor arkadaşlar. Zannedersem hava muhalefetinden dolayı bugün ara vermiş olabilirler. Ama devam ediyor. Burada Çamlıbel'de 1 metrekare bile parke taşının olmadığını biliyor muydunuz siz? Yolların çok kötü durumda olduğunu az çok biliyorduk ama parke taşının 1 metre kadar dahi olmadığından bilgimiz yoktu başkanım. Yani parke taşı yoksa yol da yoktur. Yol yoksa parke taşı da yoktur. Yani yol yapılması gereken en öncelikli şey o, yoksa zaten hiçbiri yoktur. O düz mantık. Mahallelerimizde ve Çamlıbel merkeze bir tane bile kilit parke taşı yoktu. Şu anda Tokat Belediyesi yıllık 125-135 bin metrekare kilit parke taşı döşer. Ondan sonra Tokat'ın genelinde en fazla kilit parke taşı döşeyen biziz. Bu yıl içerisinde 120 bin metrekareyi geçtik. Ve hala devam ediyoruz. Hava müsaade ettiği sürece de devam edecek. Muhtemelen bizim kendi alanımız 300-350 bin metrekareydi. Kilit parke taşı yapacağımız alan. Bunu şu anda 3'te 2 oranında bitirdik. Önümüzdeki yıl Rabbim nasip ederse %100'e ulaşıp bu kilit parke taşı sayfasını kapatıyoruz. Tabii bizi yoruyor.
inanın çok maddi olarak çok büyük külfet getiriyor. Şunu da buradan açık yüreklilikle izahını yapıyorum. Gerek izleyicilerimiz, gerekçe sizler bunun bir müzakeresini yapın. Biz kilit taşı yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Çalışmalarımızı herkes bilir. Çünkü gözle görülebilir. Kanalizasyonu gömdük gittik, onu kimse görmüyor tabii. Yer altını yoklan çalışma zaten. Evet. Çalışma değil. Ama şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalara hiçbir yerden Allah'ın tek bir lirasını almadık yardım olarak. Bunların hepsini belediyenin kendi imkanlarıyla yapıyoruz. Bunun altını çiziyorum. Bazen duyuyorum, benim de kulağıma geliyor, gülüp geçiyorum. Ya işte şey insanlar, böyle at gözlüğüyle bakan art niyetli insanlar, dünyaya geliş amaçlarını bilmeyen, körü körüne siyaset yapan, efendime söyleyeyim, kendi doğrularını tek doğru olarak kabul eden, ekol, ben çok özür diliyorum seyircilerimizden, ekol manyaklar vardır ya hani. Onlardan duyuyorum, ya işte bu kadar iş yapılıyor, buna para pul yetmez. İşte başkanın siyasi mensubu bulunduğu parti, AK Parti, çuvalla para gönderiyormuş her ay falan. Keşke öyle olsaydı. Keşke öyle olsaydı biz de sıkıntıya düşmezdik. Ama şu ana kadar biz hiçbir kurumdan tek bir lira para almadık. Biz İler kendi Bankası'nın gönderdiği aylık ödemeler, belediyenin bütün gelirleri, evet. Ya bunun yapılan çalışmalar. Bunun kaynağını da ben buradan izah edeyim. Sadece muslukları kapatacağız. Bugüne kadar, evet, 50 yıllık, 60 yıllık bir belediyede bugüne kadar yapılamayan şey buydu. Sadece muslukları kapatacaksın. Bakın, ben şöyle izah edeyim. Siz yasalarla insanların doğru iş yapmasını sağlayamazsınız. Yasaların mevzuatta illa bir açığını bulur. Siz ahlak çerçevesinde eğer insanları frenleyemiyorsanız, İslami ve ahlak çerçevesinde frenleyemiyorsanız, yasalar bir insanı frenlemez. İşte onlarda olmayıp bizde olan şey de buydu. Belediyenin kendi kaynağıdır. Biz sadece muslukları kapattık. Sadece muslukları kapattık. Hepsi bu. Allah'a şükür belediyemizin ekonomik olarak hiçbir sıkıntısı yok. Ekonomimizi büyüterek gidiyoruz. Bu bizim bilançolarımıza, mali işlerimize de yansıyor zaten. Veriler bellidir. Aldığımızda işte 1 liraysa şimdi 12.000-13.000'lerde. Ekonomimizde zerre kadar bir sıkıntı yok ve çalışmalarımız katlanarak da devam ediyor. Yani birçok projemiz var şu anda. Start vermek üzere olduğumuz, start verdiğimiz, önümüzdeki yıl başlayacağımız birden çok şeyimiz var, projemiz var. Bunun da cevabını buradan vermiş olayım sevgili halkımıza, vatandaşlarımıza ve izleyicilerimize. Sayın Başkanım, ben hemen şunu sormak istiyorum. Çoğu belediyenin yıllara dağılan çalışmalarını çok kısa süreçler içerisinde tamamlamış durumdasınız. Ve çok hızlı bir şekilde de devam ediyorsunuz. Kaç personelle bu çalışmayı yapıyorsunuz ki? Diğer belediyelerde zaman alan şeyler sizde 75 gün gibi, 3 ay gibi kısa süre içerisinde tamamlanabiliyor. Kaç personel, kaç makine çalışıyorsunuz? Şimdi makine parkurumuzu A'dan Z'ye yenilemeye çalışıyoruz ve halen de güçlendiriyoruz. Biz geldiğimizde sağlam birkaç tane araç çalışıyordu. O da sağlam değil, sorunları var. Onları yapıp kapattıktan sonra bize lazım olan ne lazım bize? Yol süpürme aracı almamız gerekiyordu. Aldık. Ne lazımdı bize? İşte bekolatır lazım. Aldık. Bize ne lazım? Traktör aldık, itfaiye aldık, hizmet aracı aldık. Ne lazım bize? Transit aldık, vidanjör aldık. Ne lazım bize? Ya aklınıza gelmez, ne lazım? Silindir, silindir de aldık. Bize ne lazımsa aldık, ne lazım? Grader, onu da aldık. Ya bunlar büyük paralarla olan şeyler değil. Sadece parayı harcarken kendi ev ekonomisi gibi harcayacaksın. Siz bir yere gidiyorsunuz, mesela bir ev alıyorsunuz şimdi. Adamla 6 ay pazarlık yapıyorsunuz. Belediyenin işini de yapacaksınız kardeşim. Hatta eve 6 ay pazarlık, kendinize 6 ay pazarlık yapıyorsanız belediyenin işini 1 yıl yapacaksınız. Burada binlerce insanın hakkı var. Biz burada 50 TL'ye, 100 TL'ye pazarlık yapıyoruz. Çoğunun işte 100 liraya mal ettiği bir hizmeti biz 30 liraya mal ediyoruz. Bu oturup saatlerce pazarlık yapıp işin içerisine fiziki olarak girmemizden kaynaklanıyor. Ve ben şuna inanıyorum. Bir belediye başkanı çalışanlarıyla birlikte sahaya inmeli.
ay içerisinde mutlak surette yer almalı. Evet. Evet, çalışmaları yerinde görmeli, varsa bir fikri beyan edip paylaşmalı, bilmiyorsa da öğrenmeli. Ben buna inanırım. Bu hizmetlerin hızlanmasındaki tek sebep budur. Arkadaşlarımız gece saat 11'de 12'de benim iş makinelerim çalışıyorsa kusura bakmayın, ben de bir gidip bakarım yani ne oluyor, ne yapıyorlar diye bakarım. Aman ya işte telefonda yapın çatın gel, olmaz. Olmaz kardeşim. Orada yakıt gidiyor. Orada zaman gidiyor. Orada iş makinesinin performansı gidiyor. Senin elemanın performansı gidiyor. Senin elemanların da motive olması gerekiyor. Olmaz. Hizmetteki kalite ve hızın sebebi bunlar. Tabii birkaç şey daha var ama onlar da halktan bilinir zaten. Onlar da mutfağın gizli yönleri yani. Bizde kalsın. Peki Sayın Başkanım, sınırlarınız içerisinde bir cezaevi mevcut. Bu cezaevinin Çamlıbere artıları eksileri nelerdir? Malum cezaevimiz ilk yapılış itibariyle 628 kişi olarak tasarlanmış. Şu anda 1400-1500 tane kapalı mahkum, 200-300 civarında açık mahkumumuz, işte 200-300 tane de personelimiz var. Bize bağlı bir bölge. Nasıl oranın buraya bağlandığını da insanlar bilir. Bize bağlı bir bölge. Artılarına gelince Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar geliyor. Ha biz şunu yapmadık şu ana kadar. Keşke daha önce yapılsaydı. Şu anda yapılıyor ama. Onu söyleyeyim, onun da müjdesini vereyim. Oraya gelen vatandaşlar ileride bir Çamlıbel, bir yerleşim birimi olduğunu henüz bilmiyor. Önümüzde küçücük bir tepe var, bilmiyorlar. Biz işte giriş ve çıkışlarımızı, kendimizi dünyaya hazırlıyoruz şu anda. İnşallah. Ya bana şöyle bir örnek vereyim, daha iyi anlaşılabilmesi için. Geçen yıl bir tane abimiz İstanbul'dan aradı. Ya dedi ki oraya bir tabela dikecek. Olmaz abi, ben buraya tabela dikmeyeceğim. Ya niye dikmeyeceksin kardeşim? Ya işte orta Çamlıbel olduğunu biz. Hayır abi, o tabelanın dibindeki yolu yapmadan, oraya sıcak asfalt dökmeden, Çamlıbel'in içerisini pislikten, tozdan arındırmadan ben oraya tabelayı dikmeyeceğim. İnsanlara getirip de burada harabe bir yer göstermek istemiyorum da. Bu bir süreç. Sabırlı olacaksınız. Bir yıl sonra o tabelanın sizin istediğiniz değil, daha da büyük kriterlere sahip, daha da şartlı bir şeyler yapılacak ve oraya gelen insanları buraya getireceğiz. Şimdi cezaevinin bazı küçük işte ihtiyaçlar oluyor. İster istemez oraya binlerce insan geliyor. O binlerce insanın 200-300 tanesi buraya giriyor veyahut da yol kenarından, petrolinden alışveriş yapıyor, mağazana geliyor. İşte efendime söyleyeyim mi, budur. Faydasının olmaması mümkün mü? Tabii ki. Dışarıdan gelen sıcak bir para akışı oluyor. Biz bunun bariz faydasını gördüğümüz için cezaevinin yanında bir milli emlak arazisi vardı. Sayın Savcı'nla bunu görüştük. Dedik ki ya burada boş arazimiz var, bizim kullanmıyoruz. Bir kısmını ileride kullanabileceğimiz kısmını ayırdık. Bir kısmını tekrar Adalet Bakanlığı'na bunu tahsis edelim. Bir tane daha cezaevi yapalım ve burası kampüse dönüşsün. Ve devrettik. Ve şu anda çalışmalar devam ediyor. Ha buraya gelmişse bir tane cezaevi, işte büyük bir açık, 800 bin kişilik bir açık da olabilir. Veyahut da T2 dediğimiz kapalı bir cezaevi de olabilir. Ama buradaki alan bir şekilde kullanılacak ve kendini geliştirecek. Bizim olaylara bakış açımız bu. Mevcut Çamlıbel'in çevresindeki tüm yarı resmi kurumlar, resmi kurumlar veya özel kişiler, herkes kendi bulunduğu alanı geliştirecek. Bizim okullarımız var. Yani camilerimizden girelim biz önce. Bakın, Behram camimiz vardı bizim. 2013'te yanmış, atıl olmuş. 2012'nin sonu muydu? Öyle bir şeydi yani. Tamamen harabe. Tamamen harabe. Geldik, vatandaşlar geliyor gidiyor, işte camimiz yok falan. Ya Diyanet'in ve vakıfların, biz dokunamıyoruz. Velhasıl Kerem, biz buraya dokunduk. Biz burayı yaptık. Diyanet'in, ama biz burayı yaptık. Başladık, sonra Çamlıbel'in içerisindeki camileri atıp orayı da yaptık. Aktepe'de camimiz, orayı da yaptık. Behram'da, işte Akınköy'ünde, orayı da yaptık. Camileri şükür bitirdik. Çok. Sonra okullara geldik. Milli Eğitim Müdürümüzü davet ettik, geldiler. Bir durum tespiti yaptık. Okullarla ilgili sıkıntımız ne? Kardeşim biz, ben dedim lise istiyorum. Daha önce kooperatif başkanlığı döneminde Tokat'ın en büyük ihalelerini biz alırdık. Çamlıbel'den Tokat'a araçlarla öğrenci götürüyoruz ya. Ve bunun taşımalı sistem. Ve bunun toplam maliyeti 1.3 milyondu.
Yani eski parayla 1 trilyon 300 milyara biz Tokat'a taşıma yapıyoruz. Burada bu kadar öğrenci var. Biz niye Tokat'a götürüyoruz? Ve öğrenciler evlerinden uzak rahat hareket ediyorlar. Babalarının, kardeşlerinin, akrabalarının nefesini ensesinde hissetmeyince öğrencinin rahat hareket ettiğini ben kendim gördüm. Ve orada eğitimin, öğretimin çok fazla verimli olmadığını biliyorum. Milli Eğitim Müdürümüz de çok sağ olsun. Levent Bey bizim için çok değerlidir. İyi bir arkadaşımızdır. Buradan da kendisine selam ve saygılarımı gönderiyorum. Oturduk bir strateji planı geliştirdik. Biz buraya lise açalım. Olur mu, olmaz mı falan filan derken açtık. Atıl durumda bir lisemiz vardı. Daha önce 7 tane öğrenciyle onun altına düştüğü için kapanan bir lise. Lisemizi açtık. İçerisinde çeşitli bölümlere, olması gereken bölümlere işte ilgili arkadaşlar yerleştirdiler. Biz 3. yıldayız. Öğrenci sayımız 214. Okulumuzda yer yok. Günlük beni 5-10 tane insan arar buraya öğrenci gönderebilmek için. Çünkü kendi kategorisinde Türkiye'de 49-50. Burası oldu. 50 tane okuldan bir tanesi oldu. Adalet, evet, 3 yılın içerisinde adalet bölümünü ve zabıt katipliği bölümünün içerisinde barındırıyor ve şimdi biz ne yaptık? Okulumuz yetmiyor artık. Bize acilen okul lazım ve yurt lazımdı. Hemen Milli Eğitim Müdürümüzle devreye girdik. Şu anda ihale aşamasında, yeni lisemiz yapılıyor. Onun hemen yanına Spor Bakanlığı spor tesisini, o da ihale aşamasında, projelerini ve yerlerini tahsis ettik yani. Onlar gitti. Şu anda kazıkları falan çakalı. Onlar da ihale aşamasında. O iki tane tesisi Çamlıbölü'ne kazandıracağız. Ve karşısına da Allah nasip ederse bize acilen lazım olan şey yurdumuzda yapacağız. Bu sadece şu anda işte 2017'nin ilk baharında, ilk ışıklarıyla, ilk güneşle başlayacak olan inşaatları da bir yılda, spor tesisininki bir yıl sürmeyecek ama okul büyük, büyük bir okul. O belki bir yıl sürebilir inşası ve doğaldır da. Zaten ikisinin yaklaşık maliyeti işte 5-6 milyon gibi bir şey. Tabii bu milli eğitim alanında yaptığımız, diğeri diyanet alanında, camiler alanında yaptığımız, tarım alanında yaptığımız var, sanayi alanında yaptığımız var ve bunlar bu şekilde sürgüsün devam ediyor. Yani ben şuna inanıyorum, bir belediye başkanı, bir belediye kurumu çalışmazsa kendi mevcut bulunduğu yöreyi öldürür. Biz tarım alanında çalışmalıydık. Biz hayvancılık alanında çalışmalıydık. Bizim yetkimizin dışında olmasına rağmen milli eğitim alanında çalışmalıydık, diyanette çalışmalıydık, sanayide çalışmalıydık. Tamam, ne kadar güzel. Yolu yaptık, suyu yaptık, kanalizasyonu yaptık. Bitti. O zaman oturalım. Oturmayalım. Oturmayalım başkanım. Oturmayalım. Devam edelim. Sayın başkanım, keseceğim. Çünkü biraz önce röportajın başında çok güzel bir kelime söylediniz. Anlatmak ancak programı doldurur. Göstermeye zaman kalmaz. Gerçekten az önce söylediğiniz kelime de çok güzeldi. Yolu yaptık, suyu yaptık, kanalizasyonu yaptık, oturalım, yok oturmayalım. Dilerim Allah'tan bütün belediyelerimiz, bütün başkanlarımız sizin gibi aktif olur. Sizin gibi çalışır da Tokat'ın yüzü biraz daha değişir. Tokat'ın çevresi biraz daha değişir. Tarihi açıdaki, tarihi dokudaki yapılara biraz daha sizin gibi sahip çıkar da Tokat biraz daha tanınır. Biraz daha tanıtılır ki orada güzel bir noktaya değindiniz. Tokat'ın tanıtımında gerçekten çok büyük eksiklik var. Ve yapısında bulunan tarihi değerlerin kıymeti bilinmiyor, ön plana çıkartılamıyor. İnşallah bütün gelecek belediye başkanlarımız, bütün ilçelerimizdeki, beldelerimizdeki, merkezdeki belediye başkanlarımız sizin gibi Tokat'ın tarihi dokusuna, tanıtımına bu kadar faydası dokunacak çalışmalar yapar. Ben önce bunlar için size sonsuz teşekkür ediyorum. Bize söz hakkı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Kendimizi ifade edebilmek adına, bölgemizi tanıtabilmek adına, sorunlarımızı paylaşabilmek adına bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Bir dipnot olarak şunu düşüneyim. Buyurun efendim. Evet, o konuda haklısınız. Çok büyük bir zafiyet var. Mesela biz gidiyoruz, geliyoruz, görüyoruz. Çorum'u bu konuda tebrik ediyorum. Ya yolun kenarına yazmış, tamam, Hattuşa'yı gördünüz mü? Gördünüz. Kilometrelerce gidiyor. Tokat'a geliyorsunuz, hala Hattuşa'yı gördünüz. Bakın, Hattuşa dediğimiz yer Hitler'in başkenti. Gittim, gezdim, defalarca gittim, geldim. Bakın. Çok güzel bir çalışma çıkartmıştır. Ben birkaç tane daha yere gittim böyle.
İşte Kırşehir'de kale höyük var. Adam Japonlar kazı yapıyor. Buradan çıkartmışlar bir höyüğün portatifini, oraya 103 bin kişi ziyaret etmiş bir yılda. Tokat'ın nüfusu 135 bin. 135 bin Tokat'ın nüfusu. 103 bin kişi ziyaret etmiş orayı. Şimdi Hattuşa'dan 3000-4000 yıl daha yaşlı olan bir yerleşim biriminden bahsediyorum ben burada. Neyi bekliyorsunuz? Tokat'ı biz neyle tanıtacağız? Davul zurna alıp da Ankara sokaklarında mı gezelim ya? Dünyaya biz neyi tanıtacağız? Neyimizi tanıtacağız biz? Erbaa'nın yaprağını tanıtalım. Tamam, üzümümüzü tanıtalım. Gazova'nın Kaz Gölü'nü tanıtalım. Yani Sulu Sokağı bile tanıtamadık. Yani bu bir eleştiri olarak, ben eleştiririm, ben rahatım, benim beklentim yok, konuşurum abi. Gidiyorsunuz Amasya'ya, Beykonak'a. 30 tane orada varsa, 200-300 tane Tokat'ta var. Neredeyiz biz abi bu konuda? Neredeyiz biz bu konuda? Kültürel dokunuzu korudunuz mu? Kültürel değerlerinize baktınız mı? Konuşmakla olmuyor. Konuştursak şimdi, bu işte ilgilenen arkadaşlara 1000 tane proje sunarlar önümüze. Veri nerede ya? Ne yaptın ne? Olup biten şey nerede yani? Biz görelim. Ne yaptın? Hani? Bunun getirisi ne oldu? Konuşuyoruz konuşuyoruz, ortada bir şey yok. Yapmak için neyi bekliyoruz biz? Kültür Müdürlüğü ne iş yapar? Ne iş yapar? Kültür Müdürlüğü veyahut da işte Müze Müdürlüğü neyse. Biz burada böyle bir höyük var biliyor musunuz diyoruz. Nerede bir gidip gezelim diyorlar. La kardeşim, ya Anadolu'nun, Karadeniz'in en eski yerleşim birimi Kalkolitik Çağ'dan bahsediyorum ya. Kalkolitik Çağ'dan bahsediyorum ya. Bu işin başındaki insan bunu bilmiyorsa oturmasın. Allah'ınızı severseniz oturtturmayın da. İlk olarak tutup bunu eline alıp üzerinde çalışması gereken insanlar çalışmaktan kaçıyorsa hemen de defedin gitsin. Oturmasın orada. Çünkü bu bir tek 15 Temmuz'da gördük, eline silah almakla olmaz vatan hainliği. Bu da bir vatan hainliğinin şeklidir. Biz bunu söylüyoruz. Ondan sonra diyorlar ki sen sivri dillisin. Bak o zihniyetle zaten orada 7000-8000 yıldır yatıyor orası. Devam ederse bir o kadar daha yatacak. Biz Tokat'ı nasıl geliştireceğiz kardeşim? Nasıl? Bak, Tokat'ta Gümenek'te kas yapılıyor. Senede bir ay, iki ay falan işte özel idarenin desteğiyle. Kısmi de olsa bir şeyler yapılıyor. Tokat'ın tanıtımına ne yaptık biz? Bitirebildik mi? Onu bile bitiremedik. Ya burayı bakanlık yapsan, sayın valim bir el atsan artık, bir bismillah desin. O da yok. Abi kim yapacak bunu? O zaman biz çağıralım Kanada'dan, şuradan buradan, İsviçre'den birileri gelsin, bunun reklamını yapsın. Biz yapmayalım, biz konuşmayalım. Konuşunca böyle oluyor. Yani konuşmayalım, birileri gelsin, bizi meşhur etsin, bizim bölgemizi tanıtsın. Köroğlu'nu ya konuşmayalım. Lan nasıl konuşmayalım kardeşim? Bu benim değerim ya. Bu benim elimdeki değerim, zenginliğim, turizm. Yani bu tanıtımımda kullanabileceğim benim en büyük değerlerimden bir tanesi. Nasıl kullanmayacağız? Biz bunu nasıl gündeme getirmezsek biz bu bölgenin insanına ihanet etmiş olmaz mıyız? Onlar dile getirmezse, bak, ben dile getirmezsem bu bölgeye ihanet etmiş olurum. Onlar dile getirmezse Tokat'ın geneline ihanet etmiş olur. Eğer bunu bir üst düzey Ankara yapmazsa ülkesine ihanet etmiş olur. Biz bir gözle hareket ediyoruz, bu mantıkla bakıyoruz olaya. Onun için kimse kusura bakmasın, biz bildiğimiz doğruları söyleriz. Allah da doğrudan ayırmasın. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun başkanım. Bizim şu anda bir çalışmamız var. Belde statüsünde Tokat'ta ilk oluyor. Biz buraya bir toplu konut çalışması yapıyoruz. Yaklaşık 300 konut yapılacak. Tek katlı olacak. Tek katlı, bahçeli, müstakil olacak. Biz dikey yapıları sevmiyoruz. Kültür olarak da bizim üstümüz, altımız boş olacak abi. Bahçeli olacak, hobi bahçeli olacak. Bunun çalışmasını yapıyoruz. İnşallah tahmini söylüyorum. Bir 20 gün, bir aya kadar bismillah deyip ilk kazmayı vuruyoruz. Yeriyle ilgili DSE'de polemik yaşadık. Karayollarında polemik yaşadık. Onları yeni yeni halletmeye başladık. Biliyorsunuz hantal bir yapıya sahip bürokrasi. Sırf DSE'nin yüzünden bir yıl rotor yapmak zorunda kaldık. Buradan da bu ev konusunda bekleyen vatandaşlarımıza bu konuda özür diliyorum. Çünkü gecikmenin sebebi DSE'dir.
DSİ'nin alana güzelce barajı sulama, basınçlı sulama hattı projesidir. Yani belediyenin mücavir alanına girmiş ve imar planının içerisine girerek basınçlı sulama projesi yaptığından dolayı bizim toplu konut çalışmamız bir yıl sarktı. Bununla ilgili de ilgili arkadaşlardan özür diliyorum. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Bize ayırdığınız değerli vakit için, ev sahipliğiniz için ve güler yüzünüz için sonsuz teşekkür ediyoruz. İnşallah bir dahaki programımızda bahsettiğiniz konutların da açılışını yaparken, anahtar dağıtımını yaparken tekrar birlikte oluruz. Tabii ondan önce daha çok birlikte olacağız inşallah ama o anahtar dağıtımını da biz buradan inşallah yayınlama şerefine nail oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun efendim. Çok sağ olun. Evet, Sayın Başkanımıza biz ayırdıkları değerli vakit için, verdiği bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Bol telefon çalmalı bir röportaj oldu bu. Bir tarafta benim telefon durmadı, bir tarafta kameramanın Beyhan Hanım telefonu, bir taraftan da başkanımın telefonu. Bayağı seri bir telefon trafiğinde oldu ama ben öncelikle Sayın Başkanıma ev sahipliği, güler yüzü için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte başkanımızın bahsettiği bu güzellikleri gezelim, bu güzellikleri görelim. Siz buraları gezerken biz de başkanımızla burada güzel bir çay içip sohbetimize devam edelim. Seyyahın seyir defteri devam ediyor efendim.